Herkese merhabalar. Eyde ilçesine bağlı Zeynepli köyünün Hüseyin Akay mezrasındayız. Bugün burada devasa bir düğün olacak. Çok güzel bir mutlu bir gün olacak. Akay ailesinin mutlu günde. Yanımızda evin büyüğü sevgili Ali İhsan Akay var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bugün sizin için çok önemli bir gün efendim. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi son kardeşimizi evlendiriyoruz. Evet. Bu bizim için çok mutlu bir gün. Evet. Dostlarımızın burada gelip teşrif etmeleri, bizi onurlandırmaları bizi ayrıca şereflendirecektir. Ayrıca ilk sefer kır düğünü olarak biz burada bir düğün yapıyoruz. Lise sanatçımız İzzet Yıldız Han'ı ağırlayacağız burada. Bölgenin kanaat önderleri, sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepsi teşrif edecekler buraya. İnşallah birazdan hepimiz göreceğiz. Çok güzel bir düğün olması temennisiyle. Sizler de hoş geldiniz yine. Hayırlı kaşını soracağım ben. Yani insanlarımız alışkın değil hani bir köyde böyle ses sanatçının olması ve devasa bir organizasyon olması. Neden aklınıza geldi efendim bu? Biz ilkleri yaşatacağız. Maşallah. İlkler olmazsa devamı gelecek bunların. Evet, İnşallah evet. Bundan sonra saat 11'de milleti eziyet edeceğimize biz onlandıracağız. Şeref duyacağız onların gelmesinden. Evet, evet. Saat 6-7 civarı çok güzel bir kır düğünü yapılacak inşallah. Hepimiz göreceğiz onu. Çünkü mesela genelde lüks otellerde insanlarımızın sanatçıları görme hakkı var ama böyle köylerde kolay kolay görme şansı bunlarda bulamadı insanlarımız. Bu neslin sayenizde herhalde görecekler efendim. İnşallah görecekler. Bundan sonra devamı gelir inşallah, i̇nşallah diyoruz. Efendim. Peki yaklaşık ne kadar bir davetli topluluğu bekliyoruz? İnşallah 3000 civarında bir. Evet. Ona kadar hazırlık yapılmış herhalde. Aynen öyle. Peki yemek ne durumda efendim? Yemek yaptık mı? Şu an için beraber gideriz bakarız. Güzel efendim. Buyurun. Buyurun efendim gösterin inşallah. Bir aile olunca, köy düğünü olunca, topluluk 3000 üzerinde misafir olunca tabii onlara göre büyük yemek yapmak gerekiyor. Aslan Bey bu bulgur pilavımız efendim. Pirinç pilavı, evet. Bulgur pilavımız var, zerdemiz var, et sotemiz var. Evet. Şimdi bulgur pilavı var. Pirinç, var. Pirinç pilavı var. Var. Evet. Pirinç pilavı var, bir de kavurma var. Kavurma, et sote. Yani et isteyen pirinç yiyecek, isteyen bulgur yiyecek. Doğru aynen mi? Aynen, evet. Yani Arapça hamiz diyorlar ona. Evet. Ha, burada da Türkçe'de kavurma diyorlar ona. Evet. Ha. Tabii ustalarımız herhalde özel ayman gelmiş, aşçılarımız özel gelmiş. Tabii özel şehirden geliyoruz. Şehirden İmparator Ali Usta. Maşallah efendim, bu, aslında biz gittiğimiz bütün özel düğünlerde bu ekibi tanıyoruz efendim. Artık evet. Alıştık bunlara. Şeye geldin, o şey köyüne de geldik. Kuskunlu köyüne. Açalım efendim burayı, açalım gösterelim açalım. Burayı. Evet. Ha, bu hamisimizdir, kavurma. Zeyn görebiliyor muyuz Zeyn Bey'in kavurmamızı? Bir çekelim, evet. Abi, Ali Bey, hayvanları burada mı kestik efendim? Evet. Ne kestik efendim? Tosun kestik, koyun kestik. Evet. Hemen hemen aşağı yukarı bir tosun, 5 tane de koyun kestik. Allah, evet. Çok Allah razı olsun. Yemekler hazır değil mi ekibimizin? Şu anda bir kuş pilavdan başka her şey hazır. Tamam. Bulgur bir hazır. Bir saatten kadar hepsi hazır. Et hazır, kavurma hazır. Efendim bir de zerdem hazır değil mi? Zerdemiz hazır. Ama bütün dostlarımıza yetecek kadar var. Fazlası var, var efendim. Fazlasıyla yaptık. Yok. Tabii tabii. Suyumuz fazlası. Da var, yemeğimiz de şey var. Her şey. O da soğuk su. Tabii çok güzel efendim. Bunu geçelim tabii efendim. Buyurun efendim. Burada 4 tane etimiz var. Evet efendim. Bir bulgur pilavımız var. Evet. 5 tane de pirinç pilavımız var. Yemek hazır efendim. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmayacak. Çok teşekkür Allah'ın efendim. İzniyle. Çok teşekkürler efendim. Size teşekkür tamam. ederim. Misafirler fazla olunca tabii ki yemekler bir yerde olmuyor. İki yerde yemek pişiyor. Evet. Orada bulgur burada pilav vardı. Et vardı. Burada da pirinç var efendim. Pirinç pilavı var. Burada pirinç pilavı var. Tabii tabii. Bademler var. Gelen misafirlerimiz bizim için. Gelen misafirlerimiz özel bizim için. Aynen efendim. Değerli insanlar hepsi. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Onun için en güzelini alayıklar. İnşallah. Badem var. Şam fıstığı var. Özel evet. yağ var efendim. Aynen öyle. Aynen. Hazırlanıyor efendim. Hazırlanıyor. İsaadeniz de efendim. Hocam alayım mı sizi? Merhabalar. Merhaba hocam. Sen tanıyalım. Verenşehir'de gelmişim. Kelleş usta. Evet. Verenşehir'de aşçı, pilav, kavurma. Yanmasın, çevir yanmasın. Ha. İşte bir tosun, 5 koyun kesmişim hocam. Çok teşekkür tamam ediyorum. Tamam mı? Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Hamarat olun. Eyvallah. Aysan Bey, yavaş yavaş geçelim efendim misafirlerimize. Buyurun. Buyurun efendim. Beyin abileri var. Önce büyük abimize başlayalım efendim. Evet. Hemen önce, merhabalar. Merhabalar. Önce Güney TV teşekkür ediyoruz. Burada teşrif ettiğiniz için Allah razı olsun. Bu mutlu günümüzde bizi teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz size. Mutluyuz bugün. Mutluyuz. Keyifliyiz. Keyifliyiz. Bir de bir şey söyleyeceğim ama bugün siz bugüne kadar hiçbir köyde olmayan bir iş yapıyorsunuz. Evet doğrudur. Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birini evet, buraya getiriyorsunuz. Evet. İnsanı. Bizim gideri dostlarımızdan dolayı bize yardımcı oldular. Evet. Onun için bu katkılardan dolayı onlara çok çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bayağı terlemişsiniz ama havası evet. yok bayağı. Sabah temel hiç durmadık ki. Aynen efendim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Dinlen beri hoş şekilde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her şeyi tanıyalım. Siz ama benim bir büyüğü müsünüz? Ben abisiyim. Evet. İsminiz de sizin? Numan Akay. Numan bak kameraya bakan bizi görsünler efendim. Kes. Evet. İbrahim kardeşimizin bu mutlu günde tüm dostlarımıza gelen gelmeyen bizi anan
burada olup gelmek isteyen tüm dostlarımıza Allah razı olsun. Bu mutlu günümüze şu anda gelen tüm misafirlerimizden de ayaklarına sağlık. Tekrar bugünü yaşamak dileğiyle artık sıradaki kardeşlerimiz, geleceğimiz amca çocuklarımızla tekrar buluşmak dileğiyle. Garsonların başına efendim. İnşallah evet. Garsonların herkesin gençlerin başına. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sevgili dostlarımız 14 kardeşin 5'i erkek ve 5'in bugün sonuncu mu evleniyor efendim? Sonuncu. Efendim. Son kardeşimiz İbrahim'in düğünü var. Merhabalar efendim. Merhaba. Siz kaç numarasınız? Ben 3 numara. 3 numarasınız çok güzel. Siz neler söyleyeceksiniz? Güzel bir düğün olacak bugün. İnşallah sonu güzel olur. İnşallah efendim. Kardeşimizin, son kardeşimizin düğününü en güzel şekilde yapmayı Allah bize nasip etti. İnşallah çok güzel bir köy düğünü olacak bugün belli kalabalıktan. Güzel bir konser olacak bugün. Yemekler de hazır. Dostlar sağ olsun. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Evet. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Sayın İhsan Bey, siz kaç numarasınız efendim? Ben 2 numarayım. 2 numarasındayım. Ama sanki bu evin bütün işleri sanki siz çeviriyorsunuz gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Aslında bütün yük benim üzerime. Ben biraz aptallık mı var bende? Yok, abim kendisi uğraşmıyor fazla. Ben mecburi kaldım. Her ev bir tane babadan, bir araban olsun efendim. Aynen. Bu da sizsiniz bugün. Baba vefat ettikten Allah sonra mecburi. Allah cennet olsun bu arada. Ben uğraştım bu işlerden. Çok şükür. Bugün nerede getirdik. Mutlu sizlere babanın da gözü arkada kalmasın. En azından bugün kardeşim İbrahim'in de mutlu bir günü. Bir de dillere de tam bir düğün olacak bugün. İnşallah. İnşallah yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Gelenlerin hepsine ayrı ayrı. Hani yavaş yavaş misafirler gelmeye başladılar artık. Aynen öyle. Erken geldi. Aslında 9'da geldi. Sıcaklar bizi bunalttı biraz. Aynen. Çok ses gitti soğuk sudan bağırmaktan. İnşallah. Ama değiyor efendim. Zaten değer. İbrahim bir defa evlenecek efendim. Aynen. Doğru mu efendim? Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi olur. Geçelim efendim. Teşekkür ederim. Mutlu günündeyiz. Şanlıurfa'mızın tanınan simaları, sevinç simaları bir arada. Bir tarafında da Haran Belediye Başkanlığı Sayın Mehmet Özyavuz ve Şanlıurfa'mızın sevilen siması Sayın Hacı Altun. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi misiniz efendim? Sağ ol, teşekkür ederim. Bayram, sizler nasılsınız? Bayramlar hayırlı olsun efendim. Bir mukabele herkesin bayramı canı gölden kutlarım. Sen bize bir düğün, Ak ailesinin mutlu günü. Evet, dayımız oğlu rahmetli Hüseyin Akay'ın çocukların bir mutlu gününde işte değerli kardeşlerimiz, abilerimiz Hadi Altun ve diğer bölgenin belirli simalarıyla bir aradayız. Ben çifteşimden mutluluklar, huzur dolu günler bir kocada yaşasınlar diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam da geçmiş olsun. Sağ olun. Bir aylık süreci geçirdiniz ama bütün Şanlıurfa'ya dua ediyordu hakikaten. Allah razı olsun. Yani bir insan ancak bu kadar sevilebilir. Sağ olun. Şimdi sizi gördük maşallah efendim. Allah şükürler olsun. Çok şükür. Evet. Güzel bir düğün neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim aile yakınlığımız çok şey. Akrabanın daha yakınız. Evet. Kardeşmişsin. Evet efendim. Bu mutlu gününde burada görünmek bizim için bir şeref olacaktı diye eyvallah geldim. Efendim. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Çok teşekkürler efendim. Ben bu arada sizi merak eden dostlara diyelim. Hadi amcanın durumu maşallah çok iyi efendim değil mi? Allah'a şükür hamdolsun. Çok teşekkürler efendim. Saygılar sağ olun. Teşekkür ediyorum sağ olun. AK Parti İl İkinci Başkanımız Sayın Mehmet Özyavuz. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Güzel bir düğün. Neler söyleyeceksiniz evet, efendim? Akay ailesinin bu mutlu gününde bulunmaktan şeref duyarız. Bütün Haran Ovası, Akçakale ve merkez köylerimizden, şehirden gelen bütün kanat önderlerimiz burada. İki aileye de Allah huzurlu etsin, mutlu etsin. Bir yasta kocasınlar inşallah. Amin efendim. İnşallah. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim devam ediyoruz. Fehim Bey, başkanımıza hoş geldiniz. Ailesinin bugün mutlu günündeyiz. Dostlarımızla beraber. Hadi amcamız, belediye başkanımız, tüm misafirlerle beraber. İki çiftimize de başarılar diliyoruz. Uzun ömürler diliyoruz. Böyle mutlu günde dostlarımızla beraberiz. Tabii Güneydoğu Televizyon ailesi olarak siz de bizi yalnız bırakmadınız. Efendim. Size de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Sen kimsin? Sen kimsin?
Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan. Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bu arada öncelikle bayramınızı tebrik ederim efendim. Teşekkür ettim. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Sağ ol başkanım. Ve size de hoş geldiniz diyorsunuz. Aslında biz düğün sahibiyiz, evet, yani biz her ne kadar şey olursa. Şimdi zaten burada hep akrabalar başkanım, böyle bölge hep teyze oğlu, dayı oğlu, hala oğlu. Tabii tabii, biz zaten Harran, Akçakale birbirimize Eyyubiye bağlantılı. Evet. Yani akrabalık derecesi, kadın bağı, aşiret bağı sürekli her köyde bir bağlantıları vardır yani. Maşallah efendim. Başkanım bugün Aka ailesinin mutlu günü. Bugün için neler söyleyeceksiniz? İbrahim'in mutlu günü bugün. Bilindiği gibi yeni bir yuva kuruluyor. Evet. İnşallah gelecekte iyi nesiller yetiştirecek. Yeni memleketimize faydalı bir evlatlar yetiştirecek bir yeni yuva kuruluyor. Ben her iki başa da mutluluklar diliyorum. Ve burada bulunan tüm misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Başkanım, hava aşırı sıcak değil mi? Biliyorsun burası pamuk, etrafımız komple, evet, tarımdan dolayı nemli. Nem de var, evet. Vücudumuz artık yapışıyor yani. Ya belki şehir merkezinde böyle 3-5 derece daha düşük ama nem olduğu için daha sıcak oluyor. Ben Akçakale'den geldim. Akçakale 5 derece. Urfa ile arasındaki 5 derece fark ediyor. Sıkıdan mı sıcak başkanım? Evet. Biz Sahra Çölü'ne yakın olduğumuzdan dolayı. O zaman biz gelmeyelim bir süre Akçakale'ye efendim. Evet, bekleriz. Ya biz sizi... En azından ısıtmış oluruz. Havuzla bak, Akçakale artık çalatlamış. Tabii geliyorum, şey ederiz. Doğal denizimiz var. Aynen, sıkıntı yok yani, bekleriz. Başkanım yok, sizi tebrik ederim. Biz geçen geldik. Sağ olun, teşekkür ettim. Kültür merkezinde havuzla. Her zaman, Akçakale güzel bir hal almış. Her zaman bekliyoruz ilçemize. Bizi yalnız bırakmayın, biz sınırdayız. Kendimizi yapayalnız görmek istemiyoruz. Sürekli basını yanımızda görmek istiyoruz. Başkanım kalplerimiz bir, gönlümüz bir. Biz sizi seviyorsunuz, bizi seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Aynen efendim. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Söyle bana dilersin, gerek var mı başka sözler? Söyle bana.
genç iş adamımız Halit Karakaş'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Akay ailesinin mutlu günler. Evet. Valla aile Mehmet Ali Bey şöyle söyleyeyim. Ali Aysan Akay'ın küvesiyim aynı zamanda. Çocukların sünneti bizdedir. Biz yıllardır ailenin geleneğini sürdürüyoruz. Onlarla birlikte yıllardır biz bu sektör içerisindeyiz. Onlarla beraberiz. Ama devasa bir kalabalık var. Yaklaşık 3000'in üzerinde evet. bir var. Çok büyük bir aile kendileri. Evet. Onların da etkileri sürüyor tabii. Bölgede de tanınan, halktan böyle evet. sevilen bir aile. O yüzden insanlara da... Bir de bir ilk köyde İzzet Yıldızhan konuşacağız. Onun için ne söyleyeceksiniz? Onun için neler söyleyeceğiz? Bu da ilkleri. Yani şu an evimizin ilklerinden biridir. Evet. Temennim odur ki diğer ailelerimizin de böyle güzel şenlikler eşliğinde bunu yapmaları. Tabii çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Akay ailesinin bu mutlu günde yanımızda bu ailenin kirvesi var. Malumunuz bölgemizde kirvelik çok kutsal bir müessese. Sayın İhsan Sezer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel bir düğün. Hem sünnet hem düğün var. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. Mutluyuz. Bile bir ailelerle beraber devam etmesini. Çok güzel bir şey. Ama heyecanlıyım yalnız. Niye efendim heyecanlısınız? Vallahi bir Akay'la birlikte bir ailemiz. Evet. Bağımız daha yaklaştı. Güzel bir aile. Kirvelik demek bir aile demektir. Kesinlikle bir akrabalık demektir. 0-1 İnşallah kazasız belirsiz geçer. İnşallah. Karabalık bayağı var. Biraz sonra konser başlayacak. Evet. Çok güzel bir sünnet. Allah herkese nasip etsin. Amin efendim. Cümlemize. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz ne söyleyeceksiniz? Kirvemizi dinlediniz efendim. Kirvelerimin yanında gelen tüm arkadaşlara, misafirlere, onun dahilinde diğer misafirlerimize geldikleri için, bu yorgunluğu, bu sıcakta bizi bekledikleri için ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Artık söyleyecek bir şey olmuyoruz. Biz de yorulduk. Efendim. Biz de en azından yorgunluğumuz. Çok güzel. Ama buradan evet, bütün evet. aile, Sezer ailesine teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Beni yalnız bırakmadılar. Aynen efendim. Arkamızda türlü giriyorsunuz. Efendim bütün okumlar komple Sezer efendim. Gördüm Sezer, sen de Sezer ailesini bilirsin. Aynen efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı olsun. Ben de bu şey olarak ben çok teşekkür ediyorum. Kan bağımız olduğumuz için, şey olduğumuz için. Akay şeysine çok teşekkür ederim ailesine. İzzet Bey'in biraz da sonra İzzet Bey'in şeysi devam eder. Açılır. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olursun. Size de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sıkanına çok teşekkür ederim. Duyduklarına çok teşekkür ederim. Hep büyükler konuşacak diye bir kanun yok. Yalnızca bir minik kardeşimiz var. Sevgili Hüseyin Ekinci. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Seni iyi gördük. Yüzün gülüyor maşallah. İyi. Güzel bir düğün neler söyleyeceksin? Sen dayı tarafın bunlar. Ben dayı tarafındanım. Zeynepli köyün burası. Evet Zeynepli. Zeynep sayılıyor. Evet. Evet. Dayım sayılıyor. Dayı sayılıyor. Neler söyleyeceksin düğünle ilgili? Güzel bir düğün. Yani kalabalık. Bütün dostlar burada. Kalabalık. Bütün dostlar burada. Babamız burada, dedemiz burada değil mi? Birlik, beraberlik çok iyi. Evet. Yani dekorasyon da iyi. Koordinasyon. Tabii organizasyon çok iyi. Evet. Birazdan konser de başlayacak İzzet evet. efendim değil mi efendim? Evet. Eğleneceğiz hep birlikte. Evet. Bütün akrabalar esalyalım dostlarımıza bir esalyalım hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yaşamlar efendim. Evet. Efendim tabii bu minik hem düğünde sünnet olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ismin ne? Hüseyin Kenan. Hüseyin Kenan maşallah. Bir Hüseyin gitti başka bir Hüseyin geldi. Tabii kirvemizle birlikteyiz. Neler söyleyeceksin? Mutlu musun? Mutluyum. Heyecanlı mısın? Evet. Bir bakayım bir dakika dur kalbine bakayım. Ya. Yok heyecanlı değilsin. İyi sıkıntı yok. Korkuyor musun? Yok niye korksun? Kocaman erkek adamı değil mi efendim? İhsan Bey siz de buyurun siz de alın böyle İhsan Bey. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hem kirvemiz hem Hüseyin bilirler. Neler söyleyeceksiniz efendim? Yeğenim sünnet oluyor. Evet. Hoş geldin. Bütün misafirlere hoş geldin. Bugün ama 2-3 mutluluk bir arada. Hem düğün aynen. hem sünnet hem dostlar bir arada var. Aynen öyle. Aynen öyle. Memleketin bütün simaları burada efendim. Milletvekillerimiz, İl Başkanımız. 4 bayramı bir yerde kutluyor. Hem evet, düğün hem iki sünnet hem kurban bayramı. Aynen efendim. Aynen öyle. Ama sen niye konuşmuyorsun? Heyecanlı mısın? Ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman buradan bütün... Sen okula gidiyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Koç. Koç okuluna gidiyorsun. Bütün bir arkadaşlara el sallayalım bakalım hadi. El salla. De ki arkadaşlar ben sünnet oluyorum. Darısı sizin başınıza. De bakayım. Ne? Ben sünnet oluyorum. Ben sünnet oluyorum. Darısı başınıza. Darısı başınıza. Okulda görüşürüz. Okulda görüşürüz. Çok teşekkürler. İhsan Bey siz ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi gelen misafirlere tek tek... Dört bayram bir arada evet. Dört bayram doğrudur. Kurban bayramı, sünnet, düğün. Evet. Kardeşimizin, son kardeşimizin düğünü. Artı dostları bir arada görmek ayrı bir zevk verdi bize. Şeref duyduk onlardan. Sesimiz kısıldı ama normal efendim, bu kadar tatlı mutluluk bu. Efendim çok teşekkür ederim. İnşallah, daha görüşürüz inşallah. İnşallah bütün günlerim bu şekil inşallah. Mutlu bir şekilde kazası devam edelim. Kazası bir aynı. Öyle sevgi, sevgi bir gün ki bir tarafta baksan vekillerimiz var. Türkler var, Kürtler var. Kürtlerden birisi ben Kürbeyem, Arap. Evet. Biriz. Kardeşlik bayram biriz. Bütün dünya kardeşlik mesajı veriyor. Kardeşlik bulduk evet. Tamam mı? Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun.
Akay ailesinin mutlu gününde yanımızda Sayın Milletvekilimiz Ahmet Akay var. Sayın Vekilim hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında biz hoş geldik çünkü siz ev sahibisiniz. Siz hoş geldiniz cümleten. Çok teşekkürler efendim. Bütün dostlara, bütün yakın akrabalara ve yakın dostlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Amcazedelerimiz olan rahmetli Hüseyin Akay'ın çocuklarının, torunlarının sünneti ve onun evlenmesi münasebetiyle bir araya gelmiş olduk dostlarımızla. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan başta siz basın mensuplarına, çok kıymetli dostlarımıza çok sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan iyisi can sağlığı. İnşallah her kötü günümüz böyle olur. Amin. Bütün Şanlıurfa'ya, bütün Türkiye'ye huzurlu ve güzel günler diliyorum. Katılımlarından dolayı da herkese teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sağ olun, var olun. Akşam yoğun bir kalabalık. Artık köylerde alışılagelmemiş bir olay. İzzet Gülsan konseri. Evet, bu da bir ilk oldu. Bunun için de vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'e de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Dayımız oğlu İbrahim Bey'e. İnşallah her günümüz böyle olur diyorum ben. 21.49 Sayın Damat, hoş geldiniz efendim. Araç başına lütfen. Ne söyleyeceksiniz? Mutlu muyuz efendim? Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız tabii Nurman. Çapıyor kafam. Evet. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel günümüzde, mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için. Gelen misafirlerimiz, eksikliğimiz olduysa affolsun. Yani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İnşallah gönüllerine fethetmeye çalıştık. Hepsi akraba yabancı yok. Kimse akrabası değil mi başkanım? Hepsi dost. Hepsi dost. Akrabadan dost yabancı yok zaten. Dostluk akrabalıktan önce de geldi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Araç başına lütfen. Bayramın hemen akabinde bütün Şanlıurfa burada desek yeridir efendim. Şanlıurfa'mızın genç şey burunda AK Parti İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ayrıca geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz efendim diyelim. Hoş bulduk. Efendim Akay ailesinin mutlu günler söyleyeceksiniz. Ali İhsan Bey bugün çocukların sünnet düğünü ve kardeşinin evlenme töreni dolayısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte geldik. Az önce de ifade ettiniz, tüm Urfa burada diyebiliriz. Aynen efendim. Bu evet. Mutlu günde ben hem çifte hem de yeğenlerimize hayırlı olsun diliyorum. Rabbim bağışlasın, mürüvvetlerini de göstermeyi nasip eylesin. Allah hayırlı olsun. Evet. Başkanım peki yoğun bir kalabalık var mı? Şimdi milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız. Onun için neler söyleyeceksiniz? Tabii kanat önderlerimiz var, muhtarlarımız var, siyasilerimiz var, vekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Bu da Akay ailesinin sevildiğinin bir göstergesi. Ne mutlu onlara ki bu kadar insan rağbet edip katılmış. Tebrik ediyoruz. Organizasyon için de teşekkür ediyoruz. Hocam son cümle buradan bütün Türkiye'ye mesaj verelim mi? Böyle çevreye baktığımız zaman kivemiz Kürt, ev sahibi Arap, Türkler var, Kürtler evet. Var. Burada Türkiye bu mu efendim? Türkiye bu, Şanlıurfa mozaiklerin birlik birleşmesi, evet efendim. Birlik beraberliğin, kardeşliğin şehri. Geçmişten günümüze uzanan bir mozaik var. Kürt'ü, Arap'ı, Türk'üyle birlikte yıllardır hep birlikte kardeş içerisinde yaşıyoruz, yaşamaktayız. Bugünkü bu düğünde bunun bir göstergesi. Her kesimden insanlar bir arada mutlu ve huzurlu bir şekilde yeteneğimizi sürdürüyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi amin daim eylesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İki kelimesini hiç saymam. Bizim gönüllerimizin başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Başkanım, bunu samimiyetle söylüyorum, buradan söylüyorum. Laf olsun diye değil, gerçekten siz Şanlıurfa'da sevilen, sayılan bir insansınız efendim. Onu belirteyim, sonra hoş geldiniz diyelim düğüne. Ben de öncelikle şunu ifade edeyim. Bu sevgiden bahsettiniz. İnşallah biz bu sevgiye layık olmaya Allah bizi nasip eder. Amin efendim. Bu bizim için çok önemli. Burada yönetim kurulu Ali İhsan Akay kardeşimizin kardeşinin düğünü ve oğlunun sünnet merasimi nedeniyle buradayız. Tüm misafirlere ben buradan selam ediyorum, hoş geldiniz ediyorum yine Urfa'ya. Siz nasıl ki diyorsunuz ki siz bizim gönlümüzdesiniz, Urfa da bizim gönlümüzde. Evet, Urfa her zaman ifade etmişizdir. Urfa bir sevgi şehri, muhabbet şehri. Biraz önce de ifade ettiniz. Aslında bir hoşgörü şehri. Burada işte görebileceğimiz manzara, her gruptan, her etnik gruptan insanlar hiçbir ayrım yapılmaksızın kardeşçe ve kafalarından bile geçen bir şey yok. Böyle dostane, sevgi içerisinde, muhabbet içerisinde bir araya gelmişler. Bu teşekküre neden olacak bir şey. Küçük sünnet olan
Çocuğumuzun da inşallah Ali İhsan Bey Allah mürüvvetini gösterir. İnşallah efendim. Allah hayrını mübarek etsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok sıcak aslında ama bu sıcaklığın sebebi bir tarafımızda damat bey, bir tarafımızda kirvemiz var. Kirve hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misin Kirve? Çok şükür. Havanın sıcaklığı biraz bize etkilese de çok şükür iyiyiz. Çok şükür efendim. Evet. Mutlu bir gün, güzel bir gün neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle İbrahim kardeşime hayırlı uğurlu olsun dilerim. Dileklerimi sunarım. Bu mutlu günde hep beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. İnşallah da bunun devamıyla kısmetleniriz inşallah. İnşallah efendim. İnşallah. Çok yoğun bir ilgi alaka var maşallah efendim. Herkes burada diyelim. Vallahi İbrahim kardeşimi seveni çok diyelim. Değil mi efendim? Evet. İbrahim kardeşimi seveni çok diyelim. Damat bey. Ortak sevenlerimiz. Hem damat bey de hiç heyecan yok efendim. Yok, ben heyecanlıyım. Heyecanımı bastırıyorum yani. Çünkü nasıl bastırıyorum efendim? Sen biz de bastıran heyecanımızı. Gündüz evet. Kullandım hepsini. Ha, bitirdin evet. Heyecanı. Ben de iyiyiz. Yok, iyiyiz. Kimimiz burada, şükür. Dostlarımız burada. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün sabahtan beri bizimle birlikteler. Geldiler, gittiler. Haklarını helal etsinler. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Başka bir şey diyeceğim. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Kimim hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Efendim bütün sevilen simalar buradalar efendim. Sayın Ahmet Eyüboğlu, Sayın Arslan Aslan, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanları buradalar. Şimdi aslında önce Aslan Bey'le başlamak gerekiyor ama ev sahibi bu. Değil mi efendim? Aynen. Önce Sayın Eyüboğlu efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun efendim. Bayram bitti ama olsun. Tekrar bayram tebrik ederim. Bütün İslam aleminin Kurban bayramlarını kutluyorum. Geçmiş kurban bayramlarını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eyvallah. Çiftçilerime bol kazançlı yıllar diliyorum. Sana çiftçilik iyi mi baba? İyidir, pamuk inşallah. İyi. Maşallah. Para edecek inşallah. Çiftçilerin yüzü gelir. Bol bol elenebilirsin. Dükkan yapamaz artık. Düğün bol bol efendim. Evet. Başkanım, Akayel'in mutlu günü neler söyleyeceksiniz? Evet, özellikle rahmetli Hüseyin Akay babamın çok samimi arkadaşıydı. Evet. Ali Ehsan'la Mehmet'le de aynı arkadaşlığımız, amcaoğulluğumuz devam ediyor. Ali Ehsan'ın daveti üzerine bugün icabetle teşrif ettik. Evet. Çok güzel, çok şenlik. Ovanın bütün simaları, çok güzel evet. İnsanlar buradalar. Kendilerine, genç çiftlerimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir düğün oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başkan bütün büyük bir kalabalık var. 3000 üzerinde davetli var. Evet. Bir de İzzet İlhan konseri olacak birazdan. Evet. Bütün siyasilerimiz burada. Muhtarlarımız burada. Evet. Kanaat önderlerimiz burada. Özellikle bütün halk burada bugün. Zeynep köyünde bugün bütün çok evet efendim. Evet çok güzel bir düğün oldu. Kendilerini kutluyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Aslan Bey. Hoş geldiniz efendim. Aslan biz hoş geldik. Hoş gördük, sizler sahibisiniz. Sizler ben hoş geldin diyorum. Hoş bulduk efendim. Güneydoğu TV ailesi olarak sizlere teşekkür ederiz. Her yerde derler ya karada, havada her yerde bulunuyor evet. Güneydoğu TV. Allah size razı olsun. Biz Akay ailesine teşekkür ederiz ilgilerinden ve maşallah böyle o kadar binlerce misafirin gelip katılması dört dörtlük bir ziyafetle onurlu bir şekilde elhamdülillah kazasız belasız çok bir şekilde şükür. Ortam görüyorsunuz hep diyelim ki kanaat önderleri eşraflar Akçakale Belediye Reisimiz gururumuz Ayhan ve diğer arkadaşlar buradalar. Ziraat Oda başkanlarımız vesaire hepileri buradalar. Allah razı olsun. Biz bölge olarak tabii ki köylüler komşu olduk zaman her zaman birbirlerinden gurur iftihar ederler. Maşallah efendim. Onun için biz de komşu olarak Mahmut Yılmaz amcam karşımızda biliyorsunuz. Mahmut amı ünlüdür. O da evet. Görüyorsun evet. Mahmut amı da karşımızda. Evet. İsmail Eleyüp reisler de burada. Aşiret reisler tüm buradalar. Biz kanaat önderi dediğimiz zaman herkese Allah'ıma şükür ediyoruz ki bilinçli bu zaman akıllı ve huzurlu. Herkes huzur istiyor. Biz aynen. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Aynen. Diyoruz ki ilk önce istikrar, istiklal bayrak. Ve Rabbel Alemin bize ki ne güzel şanslıyız bize Tayyip Erdoğan gibi bir reis. Bunu dile getireyim. Bu mutlu günde herkese bakıyoruz. %99 AK Partili. İl başkanımız da burada teşrif etmişler. Evet. Allah razı olsun. Biz buradaki arkadaşlardan tümünü akrabayız, dostuz. Yolumuz bir, istikamet bir. Her zaman huzur istiyoruz. Bir de kardeş olarak her zaman dayanışma, birlik beraberliği istiyoruz. Her zaman da birbirimizin yanındayız. Bayrakımıza sahibiz. Sizin gibi güzel insanların sayesinde tekrar Akay ailesine mutluluk, huzur, güven getirsin inşallah Rabbel Alemin. Allah muvaffak etsin. İnşallah daha zaten siyasette geliyor.
İnşallah ondan doyarsın daha bol bol siyasete de hazırlanmışız evvel Allah inşallah diyor ki start başlayacak. Bir dakika burada hazırlanmış derken adaylık falan mı var başkanım? Yok büyüklerimiz tabii de. Hazırlanmış derken yani hani ya, şey anladım acaba? Adayım mıydı efendim? İnşallah Rabbim star ederse böyle büyüklerimiz teveccüh ederlerse İnşallah ona da hazırız vekillik de aday olduk olmadı. Efendim, müjdeyi verdik buradan efendim. İnşallah. Sayın Aslan belediye başkanı adayımız efendim. İnşallah ben nasip olursa Rabbim her şeyde ölüm var kalım var. Bir de antrenmanlı adam zaten. Antrenman evet. Biz alışmışız. Babamız sülalemiz siyasette yaşamış. Onun için işte bak ilk önce ve tecrübe Eyüp oğlunda. Evet, onun için efendim, evet. Değil mi? Aynen. Tecrübeleri oradan aldık Seyyid-i Ammi'den. Ammimiz büyüğümüz. Biz de yegelleri olarak biz de ben tam haşiretinden herkesten de gurur diyorum. Aşiretimden de gurur iftihar ediyorum. Çünkü her zaman yanındalar. Ben 17-18 yıl 68 köyün başkanlığını yaptım. Maşallah. Bir gün bir olay olmuş değil. Bir karakolda durmuş değilim. Çiftçilerimden hiçbir gün tartışmış değil insan değilim. Allah'ıma şükürler olsun. Her zaman güzellik. Onun için ben kendime bu yolu adarken tecrübe. Belediye ise belediyelik yapmışız. Hizmette hizmet yapmışız. Biz her zaman hizmetkarız. Allah'ın izniyle inşallah Allah azze muvaffak eder. Sayın Aslan, o zaman son soruyu sorayım ben. Madem aday adayız dedik, nereden aday adayız efendim? Benim yolum istikametim belli. Söyle biz de bir lafız. Vallahi eğer bunu bilmiyorsan o hayır, zaman ben senden hayır, şüphe ederim. Sen kardeşim olarak. Çalarım ve Eyüp'ye mi? Yok, benim bölgem aşiret olarak neresi? Büyükşehir mi efendim? Hayır. Aşiret olarak Haliliye. Haliliye efendim. Haliliye. Efendim hayırlı bizim, olsun. Allah razı olsun. Efendim. Allah razı olsun. Biz bu yola talibiz. Gerekir reisimiz ne uygun görürse der ki hizmetkar ol, bekçi ol oluruz, aday ol oluruz. Tayyip Erdoğan'ın emriyle hareket ederiz. Efendim Sayın Aslan ilk seçim çalışmasını bugün burada yaptı. Hayırlı olsun diyelim. Sayın Eyüboğlu siz ne söyleyecektiniz? Dinledik efendim, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Kendi bu cesaretinden dolayı Sayın Ersan'ı kutluyorum. Aynen efendim. Büyük bir efendim. Cesaret. Aynen efendim. Evet, kutluyorum teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim işte falan. Çok teşekkürler efendim. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Cümleten düğünümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Halime Aslan ve İbrahim Akay belediyemize başvurarak evlenme talebinde bulundular. Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir engel olmadığını tespit ettik. Şimdi bir kere hem şahitlerin hem misafirlerin huzurunda takdir edeceksiniz. Yani teyit edeceksiniz. Evet kızımız Halime Aslan. Hiç kimsenin baskısı altında kalmazsın. Kendi hür iradenle İbrahim Akay'la evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet İbrahim Akay, siz hiç kimsenin baskısı altında kalmadan hür iradenizle Halime Aslan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitlik ediyorum, Allah hayırlı uğur etsin. Şahitlik ediyorum, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Allah ömür boyu mutluluklar diliyorum. Desin bir yastıkta kocayım.
misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Akay ve Aslan ailelerinin fertlerine mutluluklar dilerim. Yaptıklarının boyu huzur içerisinde yaşamalarını nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği ifadeyi ben de tekrar ediyorum. En azı çocuk yaşlarımız gelsin. Allah kendim diyorum. Mutlu olun, huzurlu kalın. Evlenme cüzdanını da eski başkanımız Zeynel Abidin Bey'e aldım ve takdim etsinler. Yine biraz önce il başkanımız da ifade etti ama her anda üç çocuktan bahsetmek olmaz. Her anda üçü üçle çatmamız icap ediyor. En az dokuz olarak düşünmemiz lazım. Biz mutluluklar diliyoruz, uzun ömürler diliyoruz, salih ve salih evlatlar diliyoruz, hayırlı uğurlu mutlu olsunlar diyoruz ve bu aile cüzdanına evin tapusu olmak üzere hanımefendiye takdim ediyoruz. Kendisi kuruk olur. Allah hayırlı mübarek eylesin. Sevgili dostlarımız, Türkiye'mizin sevilen sanatçılarından Sayın İzzet Yıldızhan. Efendim hoş geldiniz Peygamberler Şehri'ne. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada tabi bu şey, bunlar havai fişek arkadaşlar. Yani ekranda bizi izleyenler yanlış anlamasın. Eyvah. Bu havai fişek hızlı çalışıyor efendim. Tam şanlı fayına. Bu havai hızlı çalışanlar. Hava sıcak olunca efendim. Evet. Şanlıurfa tabi ki Peygamberler Şehri. Benim de gerçekten, ben Diyarbakırlıyım ama benim yani hayatımda çok böyle yoğunluklu dostlarım hep Urfalıdır. Evet. Rahmetli Mehmet Şerif abimizin oğlunun düğününe geldik. Akay ailesinin. İşte köy yerindeyiz. Mükemmel bir burada, yani köy yeri demeye bin şahit lazım. Şu an çok güzel bir sahne kurulmuş. Bütün misafirlerimiz. Şanlıurfa burada efendim. Bütün Şanlıurfa burada. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birliği sağlamak güzel bir şey. Aile dostluğu pekiştirmek güzel bir şey. Çünkü bunu bugün burada gördüm. Burası yarım saat Urfa'ya ama yani 20-25 dakika, evet, ama evet, bütün herkes burada. Onun için güzel bir düğün olacak. Güzel bir sahne yapacağız. Buradan da bizi izleyen herkese sevgiler ve saygılar gönderelim. Efendim Şanlıurfa dediğimiz zaman birkaç kelimeyle özetlersek neler söyleyebiliriz Şanlıurfa'yı? Şanlıurfa birkaç kelimeyle deyince aslında Türkiye'ye Şanlıurfa İnanılmaz bir kültür aşıladı Şanlıurfa deyince. Yani lahmacun deyince, evet, Şanlıurfa, Güneydoğu akla tek getiren bir o entelektüel kesimde bir isim oldu. Evet efendim. Çiğ köfte deyince, aynen, bir entelektüel kesimde bir iç falan diyen bir kesim vardı. Evet. Çok evet. Önceleri bahsediyoruz, evet, tabii yani bundan. Yani 20 yılı önceyi söyleyebiliriz, hı-hı, yani. Şimdi Şanlıurfa'nın bu konuda gerçekten Güneydoğu'ya bir liderlik yaptığını ifade edebilirim. Fıstığı geçmiyor yani, Urfa fıstığı. Ya Urfa fıstığı o Antep'tir, yok. Öyle hiç söyle. Ya daha dil olsun sende. Urfa fıstığı. Ya yok lan. Yok. Neyse abi. Ha dersek evet. Künefe yani bak gerçekleri söyleyeyim size. Çiğ köfte. Evet. Lahmacun. Evet.
Bak, balcanlı. Balcan dedi ağa, balcan. Ciğer kebabı. Ciğer kebabı. Daha ne sayayım da? Fıstığı da saysan gene. Evet abi. Evet abi. Türkiye'de 30 mesela. Ulan peki hadi öyle olsun. Evet. Tamam ulan. Abi, son soru soracağım. Peki Diyarbakır'ın hiçbir şeyi yok mu? Diyarbakır'ın canlı mısın Diyarbakır? Güzel abi, son soru. Yıllardır sizi izliyoruz. Bu formu neye borçluyuz efendim? Hiç değişmemişsiniz. Allah razı olsun. Hayatımda spor var kesinlikle. Evet. Bu da şey biraz havai fişek. Evet, evet. Spor, sigara, içki yok hayatımda. Çok isteye çok şükür. Maşallah yani onun için spor yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Bir de sigara içmeyin kesinlikle. Evet, kesinlikle yani. Onun için spor hayatınızda bir ilkeniz olsun. Efendim, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güneydoğu'ya buradan bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler, sağ olun. Yaşlarım yağmur gibi akıyor. Bu hasretlik yüreğimi yakıyor. Kimse bilmez hallarımı, sormuyor. Ayırdılar beni senden. Yaşayamam ki sensiz. Seni sevmek yasak olsa sürensiz. Sensiz taşınır bu can değersiz. Sensin benim kaderim, sensin derdim kederim. Aşmalıyım diyar İstersen ölüm.
kaderim, sensin derdim kederim, başıma ağır giderim. Diyar diyar, ey nerede dersen dersin, vazgeçemem benim. İsterse ölüm gelsin, ah ne diyar diyar. Senin bu mutlu düğününde bütün Şanlıurfa aramızda efendim. Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Sayın Süleyman Açar bilmekte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür. Çok ne bir düğünler söyleyeceksiniz efendim. Değerli dostum, kardeşim ve meslektaşım Ali Hüseyin Bey'in daveti üzerine düğüne icabet ettik. Çocuklarına hayırlı ve uzun ömür diliyorum. Tabii. Kendisinin kardeşine ve eşine de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Nazik davetinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum tekrar. Ben bir de ilk defa bir köyde bir büyük sanatçı konseri var. Ne söyleyeceksiniz efendim? Gerçekten güzel bir organizasyon. Evet. Katılım gayet güzel. Evet. Geniş bir katılım. Böyle bir imkan sağladığı için tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Bütün Şanlıurfa burada, bütün sevgili simalar burada. Sayın Lütfü Balcı, Sayın İhsan Bey'in sınıf arkadaşı değil mi efendim? Hem sınıf arkadaşım hem de benim aile dostumdur. Ali İhsan abimizin bu güzel gününde onun yanında bulunmaktan büyük şeref duyuyoruz. Allah hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum bizim çiftlere. Sünnet olan egenlerime de Allah tamamını ardırsın inşallah. Hem şimdi ortam nasıl? Ortam her söyleyeyim. Çok güzel, muhteşem. Konseyi, kalabalığı. Her şey çok güzel. Ali İhsan kardeşimize yakışan güzel bir düğün olmuş. Aynen efendim. Aynen. Allah hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Güzel bir düğün. Akay ailesinin düğünü. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ya bu düğün var ya, bizi onurlandı. Evet. Bizi şereflendirdi. Maşallah. Bölgeyi şereflendirdi. Maşallah. Benimle ilgili değil. Evet. Burada en az yaşayan 500-600 insan var. 500-600 bin. Evet. Hepsini şereflendirdi bu düğün. Allah onu evet. Sebep olan İstanbul'dan Sayın Ali Yasak'a buradan ilkin geçmiş olsun diliyorum. Sonra bu düğünü tezgahladığı için bölge adına hepimiz ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki kalabalık nasıl? Kalabalık. Çok. Çok. Şanlıurfa burada efendim. Çok. Şanlıurfa. Bu düğün demek Şanlıurfa demek. Aynen efendim. Bu düğün demek Şanlıurfa demek. Aynen efendim. Mutluyuz. Hepimiz mutluyuz efendim. Ha. Yalnız burada ben şikayetçiyim. Buyurun. Bu seni dinle. Ben onların kız başlıklarını yükselttim. Bravo. 500 milyara çıkarttım. Yok ya, olmaz ya. Oğlum ben televizyonda dedim ki keşke ben de Zeynep'lerin yeğeni olsaydım. Evet. Çünkü bunların yeğeni hepsi vekil, belediye başkanı. Evet efendim. Şimdi hocam Ahmet Bey'in kayınpederi değil mi? Ahmet Ekinci'nin kayınpederi değil mi efendim? Ha ha. Ya ben tanıyorum abi, tanıyorum. Evet. Babam tanıyorsana, o tri karşımda icraat yok. Yok olur mu ya amcam? İcraat yok. Amcamız bizim. Ben kızlarının başlığını bile yükselttim. Abo. 500 milyara çıkarttım. Olmaz ya oğlum 500 milyar. Kendi söyledi bana. 500 milyar. Abo. İbrahim olsun. Sen söylemedin mi? Lütfen biraz daha. Ben dedim ki keşke ben Zeynep'lerin de dayılarım Zeynep'li olsaydı. Evet. Anam Zeynep'li olsaydı. Ben de Burak Rahat olurdum. Milletvekili olurdum. Hemen bu köyden olan ya milletvekili olurdum. Ha. Genel müdür, belediye başkanı, milletvekili. Bu köyden böyle doğuyor. Aynen efendim. Başarılar. Böyle bir tezgah görülmemiş daha. Kesinlikle öyle efendim. Görülmedi. Biz hepimiz onurlandık. Hepimiz şereflendik. Bizi şereflendirdiler. Bizi şereflendirdiler. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buradan Ali Yasak'a İlkin geçmiş olsun diliyorum. Ve bu durumu dezgahladığı için bölge adına ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. Çektiğime
olsun. Hani nerede? Neredesiniz? Sevgili Halime ve İbrahim'e olsun o güzel alkışlarınız. Lütfen biraz daha güçlü olsun. Efendim ben düğün sahibi olarak söylüyorum. Düğünümüze hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Böyle köy yerindeyiz ama güzel bir salon burası. Gerçekten çok muhteşem bir hava var. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Genç çiftlere ömür boyu saadetler ve mutluluklar diliyoruz. İşin en zor kısmında şu anda yanımızda kivemiz Sayın Halit Karakaş var. Kive. Efendim. Zor bir durum aslında. Evet, zor bir durum ama güzel bir gün. Nasıl hem bir gün? Şöyle söyleyeyim, aslında büyükler açısından güzel bir gün, küçükler yani açısından. Ondan yeni olmaz denemezdik yani. Aynen, aynen ama. Evet. Ama olması gereken de o aslında. Kesinlikle. Bizim de örf adetlerimiz ve dinimizin emrettiği şekilde aslında yapılması gerekenler bunlar. Çok güzel bir gün, her şeyden önemlisi. Büyük ailelerimiz var mesela burada. Biz yıllardır devam ettirdiğimiz bir süreç bu. Evet. Özellikle Sayın Ali Ehsan abimiz zamanından beri küveyiz. Ailece küveyiz. Ailece biz böyle bir durumdayız. Şükürler olsun böyle bir günde, böyle bir mutlu günde, böyle bir huzurlu bir günde onlarla beraberiz. Maşallah efendim. Allah razı olsun. Birazdan inşallah geçeceğiz efendim törenine. Evet. Şu anda sünnet törenine geçmek üzereyiz. Efendim yanımızda Doktor Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz tanıyalım efendim. Ben Suat Ökten, Van'dan geldim de. Van'dan geldi efendim. Maşallah. Van'dan efendim. Necmettin Bey'in misafiriyim. Maşallah efendim. Böyle bir organizasyona davetli olduk. Peki Van'da ben size gördüm efendim. Bir köy düğünü izlediniz. Yok görmedim. Sünnet, düğün bir arada. Görmedim. Yeni gördüm ama güzel bir organizasyon. Farklı bir kültür evet efendim. Farklı bir kültür, güzel bir kültür yani. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Efendim sünnet her zaman yaptığımız bir süreç. Ama özellikle Akayların sünnetini yapmakta büyük bir şeref ve onur duyarız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Değerli misafirim Doktor Suat Ökten ayaklarına sağlık geldiği için teşekkür ediyorum. Değerli abim Seyit Cemalettin her zaman kirvelerimizin yanındadır. Evet efendim. Kendisine de teşekkürlerimi sunuyorum beni yalnız bırakmadığı için. Şimdi siz hocam ben size hocam özür dilerim. Eskisi gibi artık acı var mı bu işte? Kesinlikle acı yok zaten anestezi yapıyoruz. Bir 10 dakika sonra lokal bir anesteziden sonra uyuşukluk var. Evet. Arkadaşlar hiçbir ağrı hissetmeden 3-5 tane dikiş sonrası 2-3 gün sonra ayakta dolaşmakta serbest olacaklar. Top oynayabilirler efendim. Top oynayabilirler, gezebilirler, her türlü yemeği yiyebilirler. Evet. Sosyal aktiviteden uzak durmayabilirler. Başarı. Yine de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ali İhsan Bey'e teşekkür ederim bizi çağırdığı için. Size de teşekkür ediyorum. Efendim. Hazır mıyız efendim? Ali İhsan Bey hazır mıyız? Kirve hoş geldin Kirve. Teşekkür ederim. Hoş hazır mıyız efendim? Hazırız. Ne o örtü nerede örtü? Örtü efendim yokum nerede? Önce Kirve'mizden başlıyoruz. Evet. Kirve Karakaş konuşsun efendim. Ben tanışıyoruz. Aynen. Memnun aynen oldum. Efendim lokum geliyormuş. Zırkı zırkı teyze zırkı çalın. Hayır maşallah efendim. Çok güzel. Çok evet efendim. İşte bu. Evet. Çok güzel efendim. İşte bu. Evet hazır mıyız efendim? Kimden başlıyoruz? Yok. Hayır. Öncelik sırası gel. Gel ne var? Gel. Bak. Başlayalım burada. Yok. En son. Hadi durun. Yok. Hapis yerim bir yer. Evet. Öyle korku yok. Sakin. Maşallah. Evet. Hep beraber maşallah efendim. Hayır maşallah. Alkış. Sılkı çalın. Efendim tabii.
Evet. Biraz hava gelsin. Biraz. Hadi gel bakalım. Hadi. Efendim tabii biz bunları zula yapalım her şeyden önce. Biz dokunmuyoruz efendim bu arada. Mehmet abi. Tübeyi tübeyi. Eyvallah eyvallah. Şimdi sana bunu yedireceğiz, tamam mı ya? Sıkıntı yok. Şimdi bütün dünya canlı yayında sünnet izleyecek efendim, evet. Kirvem'in yanına geçin. Otur, evet. Aysan Bey, sen heyecan var mı heyecan? Tabii ki olacak heyecan. Çocuklarımızın milletini inşallah görürüz. Evet. Erkekliğe ilk adımlar attılar inşallah. Bu bizim gelenek, sünnetimiz olan bir şey. İnşallah milletlerinde ileride görürüz. İnşallah efendim. Hayırlı. Allah herkese nasip etsin. Amin. Amin. Allah herkese evlat versin. Erkek evladı versin inşallah. Allah razı olsun. Amin. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet efendim. Hayır, hayır. Bismillah. Hele vur, hele vur. Hele vur. Hayır maşallah. Hele vur, hele bakım. Hele vur baba vur. Hele vur, 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 vur. Vur, vur, vur. Vursun, vursun. Evet. Çok güzel. Hayır, tekbir getir, tekbir. Allah. Şanlıurfa burada bu akşam. Yanımızda hastanemizin değerli doktoru Sayın İsmail Aydoğdu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi misiniz efendim? Çok şükür sağ olun. Sayınız da iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Razı olsun. Hocam güzel bir düğünler söyleyeceksiniz. Gerçekten fazla emek sarf edilmiş. Güzel bir düğün oldu. Damat ve gelinler ve düğün sahiplerine mutluluklar diliyorum. Hocam bütün Şanlıurfa burada. Anlamadım. Şanlıurfa'mızın bütün ileri gelenleri burada efendim. Özellikle bütün büyükler, siyasiler, herkes burada bugün. Güzel bir gün oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Akay ailesi ne söyleyeceğiz? Akay ailesi için. Ali Bey'den dostumuz zaten. Çocuklu arkadaşım. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz de sizin. Kasım Aslan. Kasım Aslan. Kasım Aslan. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? 7. 7 yaşında. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 2. Aferin. Sen nasıl? İyi mi? İyiyim. Maşallah. Düğünü beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Evet. Bir el sana bir dakika. Bir el sana bakın. Çok teşekkürler. Gümüşten merdivanım. Gümüşten merdivanım. Ankara'dan köşk yaptırdım. Gümüşten merdivanım. Bize Urfa'nın ermen,
gece uyumamışam, bu gece uyumamışam, uykuma doymamışam, uykuma doymamışam. Kiplik seni keserem, kiplik seni keserem, yar gelmiş duymamışam, yar gelmiş duymamışam. Buyurun söylerim size.
Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
kırdağına düşürdü. Bana berhe şekırtana düşürdü. Tronya her duça demri. Akay ailesinin mutlu günündeyiz. Bütün dostlar bu arada. Sayın Mehmet Ali İzol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Güzel bir düğün. Ne söyleyeceksiniz efendim? Aynen. Çok güzel bir düğün. Benim çok değerli kardeşim, arkadaşım Numan Akay'ın kardeşi İbrahim sağ olsun bize davet ettiler. Mutluluklar diliyorum. Bizlere güzel bir şekilde ağırladıkları için, böyle güzel bir düğün yaptıkları için de teşekkür ediyorum. Çiftlere de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Farklı bir düğün oldu. Köy düğünü ama sanatçılar, konserler. Köy düğünüydü. Gerçekten çok farklı. Evet. Ve Sayın İzzet Yıldız Han'ın gelmesi. Yani köyde gerçekten çok farklı bir düğün oldu. Güzel bir hava, güzel bir şey oldu yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım, Akay ailesinin mutlu günü. Ne söyleyeceksiniz efendim? Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Dadısı mürüvvetlerini görmeye nasip etsin.
Allah rahmet eylesin. Benim aziz dostum, merhum Hüseyin Akay'ın Bova'da bilinen maruf ismiyle merhum Hüseyin Şerif'in torunlarının sünnetindeyiz. Ve bu sünnet merasiminden dolayı kirvemiz Sayın İhsan Tüysüz Beyefendi'ye, yine çocuklarımızın babası Ahmet Akay Beyefendi'ye hayırlı olsun diyorum. Allah kirveliklerini daim eylesin. Darısı gençlerimizin mürüvvetini görmeye olsun inşallah. Ve bu vesileyle benim aziz dostum merhum Hüseyin Akay, Hüseyin-i Şerif'e de Cenab-ı Hak rahmet eylesin diyorum. Tüm misafirlerimize bu mutlu günde aralarında bulundukları için, aramızda bulundukları için tek tek teşekkür ediyorum. Bir vefa örneği gösterdiler. Merhumun aziz hatırasına hürmeten, ihtiramen burada bulundular. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Abi, çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben çok güzel eğleniyorum yani. Eğlenerek de gönülden sizle beraberim. Siz de bizden memnun musunuz, onu söyleyin. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben genç kardeşlerime mutluluklar dileyerek, benim çok sevdiğim abimdir Ali abi. Gerçekten onun için bir buradan ta İstanbul'a gönderelim o zaman. Bir uzun hava onun için okuyalım. Olur mu? Ali abi için okuyalım. Uşak yavşak, ay buluta girmiş okuyalım. Vay vay vay. Olur. Ah,
yarim gelecek, gelmek zor oluyor. Sevgili dostlarımız, gerçekten köyde devasa bir düğün, olay bir düğün oldu. Yanımızda çok değerli sanatçımız Sayın İzzet Yıldızhan ve belki de ilk defa gördüğünüz yakışıklı evlatları da aramızdalar efendim, değil mi efendim? Evet, bugün tabii ki Urfa'ya özel bir düğün çünkü. Benim evet. de böyle ailece yakın olduğum bir düğün. Evet. Onun için oğullarımı da aldım. Geldik burada birlikte hem de bir tatil gibi de bir iki günde burada geçirmek istiyoruz yani. Maşallah efendim. Evet. Siz nereye söyleyeceksiniz efendim? Şanlıurfa'yı nasıl gördünüz? Biz buraya geldik. Ben zaten buraya ne zaman gelmiştik? O kaç sene oldu? Biraz tabii oldu. 4-5 sene, sen 4 sene falan oldu. Bayağı gibi. Oldu. Evet. Görmeyeli bayağı değişmiş, tabii. güzelleşmiş. Evet. Burada geldik, gezdik, tarihi yerlerimizi gezdik. Güzel zaman geçirdik inşallah da. Bakalım güzel zaman geçirmeye devam edeceğiz. Özel bir soru soracağım. Babamız ekrana çıktığı zaman neler hissediyoruz? O çok farklı bir duygu ama onun anlatımı yok. Evet. Gururla karışık böyle bir heyecan. Babamdan daha çok ben terliyim şu anda. Babamı izlerken ben terlerim. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Ali Yuşa değil mi? Ali Yuşa, Ali Yuşa doğru. Siz ne söyleyeceksiniz? Geldik, tarihi yerleri gezdik. Sağ olsunlar abilerimiz, amcalarımız bizi çok güzel ağırladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ali abiye teşekkür etmeniz Ali lazım. Ali abiye çok size teşekkür özellikle ediyoruz. Özellikle o ağırlattı. Acı yedik mi? Acı yedik mi efendim? Oo, yemez miyiz abi? Nasıl acımız? Vallahi çok acı. Çok acı. Çok acı. Vallahi çok acı. İnsanları tabii insanlarımız tabii ki tatlı. Sayın Nisan. Türkiye'nin AKA ailesinin evet buyurun efendim. AKA ailesinin tabii ki bu özel gününde burada olmaktan çok ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istedim zaten. Daha önce de söyledim. Evet efendim. Gerçekten aileye yakın bir insanım zaten ben. Onun için bu özel günlerinde de benle paylaştıkları için bu havai fişek. Havai fişek efendim. Bu havai fişek. Bir de bulgur var efendim. Bulgur bunlar. Evet bunun havai fişek. Evet. Onun için bu mutluluğu ben de birlikte paylaştığım için de ayrıyeten gurur duyuyorum. Onu da buradan bütün aileye sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan. Urfa bizim memleketimiz yani. Yani fark etmiyor. Diyarbakır, Urfa bizim memleketimiz yani. Aynen. Burada da ailemizin içindeyiz zaten. Ağırlanıyoruz, misafiriz.
iki gündür bizi burada gezdiriyorlar. Urfa'nın bütün tarihi yerlerini ben zaten gezmiştim ama evet, yine de beni çok gezdirdiler, sağ olsunlar. Bütün aileye teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın İhsan Bey, siz ne söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle Sayın İzzet Yıldızhan bize şeref verdiği için, geldiği için teşekkürlerimi borç biliyorum. Ayrıca hastanede yatmakta olan Mehmet Yasağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Keşke Ali Abed'in kendisi de burada olaydı. Yalnız bizi şereflendirdiği için kendisine, çocuklarına, ekibine komple teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Efendim, evet. Bu arada Ali abi, Mehmet Bey'in küçük kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle gelemedi tabii ki, yoksa beraber birlikte olacaktı. Aynen, bugün evet, de bu güzelliği birlikte paylaşacaktı ama nasip olmadı. Ama sağlık en başta, sağlık aynen, önemli yani. Buradan aynen, sağlık dileyelim. İnşallah bir an önce de ayağa kalksın. Efendim, sizi seviyoruz. Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Çok sağ teşekkürler efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili dostlarımız, günün erken saatlerinde Zeynepli köyüne bağlı Hüseyin el Şerif mezrasında başlayan düğünümüz gecenin yarısında sona erdi. Aslında sona ermedi ama biz de artık programı sonlandırmak üzereyiz. Çünkü buradaki misafirlerimiz eğlenmeye devam ediyorlar. İşte aileyle birlikte olmaya devam ediyorlar. Harran Belediye Başkanımız, Akçakale Belediye Başkanımız, Haliye Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve bütün misafirler bugün buradaydı. Türkiye'nin sevilen sanatçısı sevgili İzzet Yıldızhan'ın o güzel türküleriyle coştuk. Gerçekten müthiş bir geceydi. Akay ailesinin hem düğünü hem sünneti dillere destan oldu aslında. Bölgede alışık olmadığımız devasa bir düğün oldu. Biz bu yüzden başta sevgili Ali İhsan Akay Beyefendi'yi tebrik ediyoruz efendim. Razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Gerçekten Şanlıurfalılar adına size teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye ne kadar özel bir düğün olduğunu gördü burada efendim. Şimdi değişik bir düğün yapmayı düşünüyorduk. Evet. Alışagelmişin dışında. Saat 11'de milleti getirip o sıcakta çadırın altında bekletmektense en aşağı gelen misafirlerimizi ağırlamak, serin bir havada güzel bir gece geçirmelerini diledik. Onun için bu şekilde düşündük. Gelen misafirlerimize tek tek teşekkür ettiğimi belirtiyorum. Değerli ses sanatçımız İzzet Yıldızhan'a, ayrıca ekibine, gelen belediye başkanlarına, il başkanımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında o kadar çoktu ki hangisini söyledim, hangisini saymıyorum. Doğru vallahi. Yani mesela, kanaat önderleri. Mesela ben şunu söyleyeyim Sayın İhsan Bey. Hadi Altun amca bile o kadar aynen, rahatsız olmasına rağmen bir dakika ayrılmadı oradan. Dün de bugün de kesinlikle ayrılmadı. Hasta olduğu
olduğundan dolayı yine de bizi yalnız bırakmadı. Bırakmadı, evet. Evet. Ayla dostumuz. Bir de kime, Allah razı olsun. Üç ayrı kime vardı efendim? Karakaş, Karakaş Sezer, Sezer, bir de Erkan Akdoğan. Erkan Akdoğan, evet. Vardı, evet efendim. İş adamı. Sünnet merasimimiz vardı. Daha sonra en son kardeşimiz olan inşaat mühendisi, ayrıca öğretmen olan kardeşimizin düğün merasimini gördük. Allah razı olsun, geceyi bitirdik, sahsanını bitirdik. Ne mutlu bize, size, kardeşlerim, kürelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim hayırlı olsun tekrar. Allah razı olsun. Çok teşekkürler efendim. Darısı bekarların başına inşallah. Aynen, amin. Değerli küremiz burada Kürt. İhsan Bey alayım size efendim. Evet. Siz de gel, siz de fincan atan kardeşlerine de gel. Evet. Erkan evet. Arkadaşımız nerede, gitti mi o? Erkan Akdoğan da burada mı efendim? Erkan Akdoğan. Evet, biz devam edelim, o gelir inşallah. Şimdi kardeşimin kirvesi İhsan Sezer Kürt. Benim daha önce iki tane oğlum sünnet ettirdim. Onun kirvesi Halit Karakaş, daha doğrusu Haç Halil'di, rahmetli oldu. Ben çocuklarım yine onun çocuğunun kucağında sünnet getirdim. Evet. Kire alırsın şöyle. Evet, bu. Bu da benim sevdiğim. Evet, bu da diğer kiremiz efendim. Erkan Akdoğan. Aynen öyle. Benim sevdiğim bir arkadaşım. Saygı duyduğum bir arkadaş. Onun için onur duydum gelmesinden. Kürelik onurunu bize yaşattı. Allah razı olsun. Eksik bir şekilde yerine getirdi. Söyleyeceklerim. Çok teşekkürler kadar. Efendim. Allah razı olsun. Bir de çok teşekkür ediyorum Kürel. Size de, Erkan Bey size de, kardeşime de. Sevgili dostlarımız, önüne durduğumuz yer aslında çok önemli bir yer. Arkamızda görüyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağımız var. Uğrunda atalarımızın, dedelerimizin ve askerlerimizin, polislerimizin kanlarını verdiği bayrağımız. Bugün bu mezrada çok farklı bir olay yaşandı aslında. Gördüğünüz gibi Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hepimiz bir aileyiz. Biz büyük bir aileyiz. Burada şu mesaj verildi bütün Türkiye'ye. Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse buna gücü yetmez. Onu söylüyoruz. Bugün de çok güzel, devasa bir düğün oldu. Sayın İhsan Bey'in de belirttiği gibi 3000 üzerinde davetli vardı. Bir büyükbaş tosun kestik, 5 koyunumuzu kestik. Ve bütün davetlerimize yetecek kadar yemeğimiz vardı. Suyumuz vardı, mırramız vardı. Tabii ki en sonunda finalde sevgili kardeşim, isminiz neydi sizin? Numan Akay. Numan kardeşimiz en son İzzet Vizan fincandan acı kahve içince o fincanı attı, dedi ki hani onun üzerine kimse içmesin dedi. O da farklı bir kültürdü. Ben bu gecede emeği geçen başta sevgili Ali İhsan Akay beyefendiye, sevgili kirvelerimize ve bu ailenin tamamına, buraya gelen bütün misafirlere çok teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Mehmet Demir. Kameramanlarım sevgili Ömer Faruk Subaşı, sevgili Hüseyin Demir ve Muhammed Ay ile birlikte iyi akşamlar, hoşça kalın diyoruz.
kendi.